Hocam eski alimlere bakışınızı öğrenebilir miyiz? Eski alimlere bakışımız genellikle onlara saygılı, ölçülü olmaya çalışan bir bakış açısıdır. Bizden öncekiler, yani bizim selefimiz, Allah onlardan razı olsun, İslam davasını bize ulaştırmışlar, çabalamışlar, gayret etmişler. İlmi birikimleriyle, İslam'a sahip çıkmalarıyla bayrağı bize ulaştırmışlar. İnşallah biz de daha gayret sarf ederek aldığımız tevhid bayrağını bizden sonraki nesillere ulaştırmaya çalışacağız. Herhangi bir zaman diliminde yaşayanlar, sonraki insanlar için ne olumlu ne olumsuz özellik taşır. Sadece ilk üç nesil için Peygamberimizin zamanında yaşayan ashab, sonra tabi'in ve sonra da tebe-u tabi'in için hadis rivayetinden dolayı müminler genellikle bir ayrıcalık verirler o ilk üç nesle. Sahabe, tabi'in ve tebe-u tabi'ine. Onların üstünlüğü göreceli bir üstünlüktür ve bütün topluma, bütün kesime şamil olmaz. Peygamber'e daha yakın oldukları için daha bir teslimiyet göstermeleri, dine daha dört elle sarılmaları dolayısıyla yani amelleri gereği verilen bir özelliktir. Yoksa başka zaman onlardan çok daha fazla İslam davası için gayret eden bir kimsenin o dönemde sadece çobanlıkla geçinen bir kimseden herhalde daha altta olacağını düşünmek doğru olmaz. Alimlerimize gelince hepsinden biz bir şeyler öğrenmişizdir veya keşke öğrenseydik diyebileceğimiz durumdadırlar. Ama bizden önceki alimlerin her yazdığını, her söylediğini kutsal bir metin gibi kabul edip onları la yüsel gibi değerlendirmek, sorgusuz, sualsiz onları Kur'an'a ters düşse bile baş tacı edinmek elbette doğru değildir. Eski alimlerimizin sözlerini, eserlerini Kur'an'a ters düşmemek, tevhidi esaslara uygun olmak kaydıyla elbette takdir ederiz ve onlardan yararlanmaya çalışırız. Yararlanmaya çalışmak birebir aynısını bugün içinde geçerli olacağını düşünmek anlamına gelmez. Ama onları yok saymak, onları bir kalemde üzerlerini çizmek, hor görmek bir Müslüman kimseye yakışmaz. Atalarımız onların bulunduğu yol bizim atalarımız olması hasebiyle ne doğrudur ne de yanlıştır. Doğruları da vardır, yanlışları da vardır. Atalarımız olduğu için çok özel bir konumda değildirler. Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahyine davet edildiği zaman siz de Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiği zaman hayır biz atalarımızı bulduğumuz yol üzere gideriz, onları takip ederiz diyenler için ya onlar bir şey bilmiyorlar veya hidayet üzere değillerse o zaman da mı takip edeceksiniz der. O yüzden ölçüyü hidayet üzere olmak ve ilim üzere bulunmak yönüyle Kur'an öne çıkartır. Gerçekten bizim ilim alabileceğimiz seviyede ve hidayet çizgisi üzerinde Kur'ani bir anlayış üzerindelerse elbette o alimlerimiz bizim için miras kabul edeceğimiz nice faydalı eserler bırakmıştır. Onlardan tabii ki yararlanırız. Yararlanmak ayrı bir şeydir.
birebir onların kopyası olmak, ne dediyse onların sözünü tekrar etmek, kutsal bir metin haline onların ifadelerini getirmek ayrı bir şeydir. Tabii ki ikinci şıkkı kabul etmeyiz. Taklitçi olmak hiçbir zaman tavsiye edilen bir husus değildir. İlim adamı araştıran kimsedir. Ayrıca her çağın insanı kendi çağının problemlerini tespit edip çözüm getirmeye gayret eder. Şimdi 16. yüzyılda yaşamış bir alimin 21. yüzyılda yaşayan insanların problemlerini çözmesi beklenemez. O 16. yüzyıl alimi kendi dönemindeki problemleri çözmeye gayret etmiştir. Ne kadar çözdüyse onun ecrini alacaktır. Nasıl biz bir 100 yıl sonra 100 yıl sonra ne olacağını bilemez ve o günkü insanlara genel hatlar dışında özel tavsiyelerde bulunamazsak, onların problemlerini bile bilme imkanına sahip olamazsak, bizden öncekilerin de bugünün problemlerini bilmeleri tabii ki mümkün değildir. Ayrıca içtihatlar zamana göre, mekana göre, yere göre, insana göre değişebilen göreceli doğrulardır. Zanni doğrulardır. Mutlak doğru Allah'ın kesin olarak ifade ettiği hükümlerdir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de hüküm ayetleri diye değerlendirdiğimiz, şunu yapın, şunu yapmayın diye hükmettiği hususlar bütün insanlara göre, bütün zaman dilimlerinde, kıyamete kadar, bütün zaman dilimi içerisinde her coğrafyada yaşayan insanlar için mutlak doğrudur. Tartışılmaz, eleştirilmez, teslim olunur ve değişmez doğrulardır. Ama alimlerimizin doğruları kendi zamanlarıyla, kendi şartlarıyla ve o günkü insanlarla sınırlı olabilir. Tabii her doğru böyle midir? O doğruyu ayrı ayrı ele alıp değerlendirmek icap eder. Onun için alimlerin görüşlerinden, eserlerinden istifade etmek ama çağın şartlarını, günümüz insanının ihtiyaçlarını, bulunduğumuz yerin varsa özel konumlarını göz ardı etmemek icap eder. Bu şartlar içerisinde elbette Amerika keşfedildiyse yeniden keşfetmeye kalkmak abesle iştigal etmektir. Onların Kur'an'dan, sünnetten içtihat edip çıkarttığı hükümleri yok saymak, onlardan istifade etmemek yine insanın için mirası reddetmek gibi yanlış bir husustur. Fakat mirasın içinde eksiklikler, zaaflar, yanlışlar, hatalar olabilir mi? Elbette olur. Onun için bu konuda falan alime ters düştü diye bir itham etmek, bir ithamda bulunmak Müslümanlar açısından doğru bir husus değildir. Biz alimlere hürmet etmeyi, alimlerden istifade etmeyi, alimlerin tıpatıp dediklerini aynen çağa taşıma yönünden ayrı görürüz. Tabii ki tıpatıp uymak değil, istifade etmeyi öne çıkartırız. Modernist zihniyettekiler mümkün ki hadisleri bile çağa taşımayı uygun görmez iken eski alimleri hiç itibar etmeyebilir, onları kale almayabilir. Mümkün ki bazıları da modern görüşteki insanların sözlerini hiç ciddiye almaz. Tabii ki bu aşırılıklardan uzaklaşarak itidalli yolu takip etmek, kendi mirasımızın emek mahsulü ürünlerini yararlanılabilecek yönleriyle yararlanıp insanların istifadesine sunmak önemlidir. Fakat ezberci olmak, şabloncu olmak, birebir onları taklit etmek, aşılmaz eserler gibi görmek, onları
kutsallaştırmak, yüceleştirmek demektir ki doğru değildir. Onlardan yararlanıp çağın insanının ihtiyacına ait çözümler üretmek. Sadece falan alim şöyle dedi, filan eserde böyle yazıyor deyip de nakilciliği problemlerin çözümü açısından birinci derecede öne çıkartmak yanlıştır. Salih selefimize hepimizin çokça fetvalarından yararlandığımız alimlerimize selam olsun.